Hal bismillahirrahmanirrahim. Evet abesinin gülleri. Hal bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geldim İslam ülkesi Türk tarihinin en sonuna. Ne kaldı artık? Din, inanç kaldı. Bilim, sanat, yazı, dil, edebiyat falan. Birkaç bir şeyimiz var. Onları halledeceğiz. Bu ünite bitecek. Hal bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geldim ne? Eski Türklerde din ve inanışa. Hamdolsun bizim eski Türkler göçebe şamın etkisiyle inanmadığımız din kalmamış. Tamam. La bulduğumuzda, tuttuğumuzda da netmişiz. İnanmışız. Ben hatta diyordum ki bir yerlerde diyordum ki bu mecusilik yok mu? Zer düştük, atışı tapan. Tamam mı? Ona inanmamışız diyordum. Ulan araştırdım. Ona da inanan 3-4 tane Türk kalbi var. Türk tane şey var. Türk boyu var. Yani her yere gittiğimizde bak etkileşim ne olur? karşılıklı olur değil mi? Ama şimdi baktığınız zaman bizim en eski tanışlarımızdan birisi işte totemizm, işte şamanizm bunlar eski. Sen beri var ama en yaygın olan hangisi? Gök Tengri. Tengri'nin nerede olduğunu inanmışız. Gökyüzünde olduğunu inanmışız. Bak İslamiyet'e de benzerler olunca İslamiyet'e daha rahat geçeceğiz. Tamam. Totemizm, şamanizm, şamanizm biraz sonra geleceğim orada din adamlarında. Şaman kan da birkaç bir şeyden daha bahsedeceğim. Tamam. Geldim. Ongun denilen ha kelimeler var burada. Kutsal sayılan hayvanlara ongun demişiz işte kurda tapıyor ne bilen işte kartala tapıyor var bu özümüzde yani beraberinde atalar kültü bundan bahsettiğim neydi atalar kültü hani biz ölülerimizi götürüp ötükene gömüyorduk ya bellarlıklara da onları ziyaret ediyorduk değil mi? Bak abicim işte bu bunun adı ne? Bunun adı atalar kültü. Tamam mı? Şamanların bizim hala aslında devam ediyor. Bak Araplarda mezar ziyareti yoktur. Anladın mı? Yok yani onlar bizde var. Bizde işte bidat dediğin olay olmuş. Sonradan dine dair etmişiz. Mesela oldu ki mesela evlendin değil mi? İşte e, düğün konvoyuyla enişte seni almaya geldi. Düt 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 düt, düt kornalara bastılar değil mi? Seni aldılar çıkardılar. E, sonrasında enişte cebinden çıkardı şeker çikolata attı. Konvoyla gittiler eve getirdiler seni. Gelin gireceğin eve ne yapıyorlar ya? Ne yapıyorlar ya? İşte un, sep, işte un saçtırırlar, bulgur serptirirler, eşikten atlattırırlar, ağzına baltalarlar. desti kırdırırlar. La Oğlum un sep, bulgur sep. Benim düğünümde ceviz attılardı. Kafama geldiydi benim hatta. La oğlum. İslam abim ayet-i açık. Yiyiniz içiniz. Fakat israf etmeyiniz. Zira Allah israf edenleri sevmez. Nerede la bunlar hani? Bunların hepsi abicim var ya hepsi eski şaman geleneğidir. Anladın? İslamiyet'i kabul etmişsin ama hala eski özelliklerin devam ediyor. İşte un saçtırıyor eli bereketli olsun diye. Eşikten atlattırıyor bir daha oradan çıkmasın orada kalsın diye. Tamam. Ağzına bal çalıyor tatlı dilli olsun diye. Ya Gördün mü? Bunların hepsi bak teknik olarak ne geleneği, şaman geleneği. Yok İslam bunların hiçbirisi yok. Mezazerti falan yok yani hani. Bilin. İlahi tikapçılar aşağıya yazı Hocam haklısın diye tamam. Bilin. Beraberinde kutsal idik su ya da taşı. Bana abi kutsal yer ve su hemen hemen bütün dinlerde var. E şimdi bak biz bu, İslam öncesinde bak kutsal idik su diyoruz değil mi? Ya da taşı diyoruz değil mi? E, İslamiyet'te de abim şey var. E, kutsal yer. E, Mekke, Medine, Kabe. Kutsal. Anladın mı? O kutsal su, zemzem, kutsal. E, Hristiyanlarda da var benzeri. Yani zemzem işte şey ama zemzem diyorum ben. E, vaftiz suyu, bilmem neyi, kutsal yerleri, Kudüs'ü var yani hani. Bak ya da taş dediğiniz tamam. işte cennetten indiğine inanılan bir taşmış. Ya da taşı ve ya da ayrı yazılıyormuş. Ben Aker'den öğrendiğin burada. Beraberinde e aynı seni de var işte İslamiyet'te de var. Hacerül Esmet. Gördün mü? Birbirine benzer yakın şeyler var. Bil. Beraberinde ha kelime olarak gelebilecek mesela uçma. Uçma cennet. Tamam tabu cehennemin dibi. Bak İslam öncesinde ne varmış? Cennet cehennem. Yani Şimdi i̇şte, ahiret inancı demeyelim sağlıklı olmuyor. Şey diyelim orada. Ölümden sonraki yaşamın varlığına olan inanç var mıymış? E varmış adam cehenneme gideceğine inanıyor. Bak bil. Umay mesela şu günlerde kızlarımızın ismi çok böyle Umay olan yegenlerimiz var. Değil mi? Mesela Öne Hoca'nın kızı bak mesela Umay. Eski Türklerdeki iyilik işte çocukları koruyan bir periymiş mesela. Bil. Tamam. Ah Bir de ne var? Eşük. <laughs> Tövbe ne Şimdi bak vallahi ağzından kaçıyor da. Deneme da soruyor. Eşük nedir diye. Tövbe ne Kefen, kefen, kefen. O soranın kefen neyip o atacan aşağıya. Al. Ya bu gerek yok abim. Genel yapısını bilin yeterli. Bak bize de mesela bak İslam inanışında da mesela var ya işte Allah korudu diyor ya çocuk düşer bir, 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 şey olmaz. Allah korudu işte. O zaman da Umay korudu deniliyormuş. Bilin. Ve beraberinde gök tengri inanışı. Hah. E ee, bak gök bir din değildir. Gök bir inanıştır. Tengri'nin nerede olduğuna inanmışsın. Gökyüzünde olduğuna inanmışsın. Anlaştık bilin. Beraberinde şimdi buradan gelecek soru bunlar değil. Buradan gelecek soru şu. Kurgan, Balbal, bu Burayı çok soruyor Hüseyin'e. Kurgan eski Türklerde ölülerin gömüldüğü nelerdir? Mezarlardır mezarlar. Anlaştık. Ama bu mezarlar bir artı bir apart gibi abicim. Tamam mı? 3,5 metrekarelik bir yere... <laughs> özür Sen öldüğünde seni oraya gömüyor. Senle beraber kılıcın, kalkanın Tamam mı? Ne bileyim çakı çakmak, ayna tarak, film sıtıraş makinenin, ne bileyim işte işte şey samsan şarj aleti, ne bileyim bıyık düzeltme makası, kılıcın, kalkanın bunun hepsini koyuyor. Atını da öldürüp yanına koyuyorlar. Niye orada olmaz? İşte atsız olur mu? Diye. Karını da öldürüp yok. Yenge öldüğü zaman onu da yanına defnediyorlar. Yengenin de incik boncuk, kolye, küpe, eyeliner, Max Factor, Alex Seven, hepsini yanına süsünü, boncuğunu, tamam mı? Tek taş pırlantasını yanına koyuyorlar. Sonra işte içeriye bir tane piknik tübü, bir tane gangal sucuk, bir koli yumurta, iki tane de pazar ekmeği koyup tahtadan kafesi şeyi kapağı kapatıp gidiyorlar. 7 gün sonra geliyorlar tahta kapağı açıyor, iki tane ekmek, bir koli yumurta bırakıp gidiyor. 52 gün sonra, 40 gün sonra geliyor tamamı piknik tüpünü değiştiriyor. 52 gün sonra geliyor, beş yüz işte şey koyuyor, pirinç koyup mesela gidiyor değil mi? Al, bak abi yedisi, kırkı, ellikisi bir yerden tanıdık geliyor mu? E ee, işte günümüzde de yapıyor e de yapıyoruz ya. Onun vallahi alakası yok. Tamam. Yedik yedisi, kırkı, ellikisi hep nereden kalma? Hep şaman geleneği işte. Anladın mı? O düğünlerdeki mesela un seçme bilmem ne yapma bak. Şaman kültüründen kalma. İşte bu şunu gösterir. İslamiyet'i kabul etmişsin ama üstün Türk kültürü Arap kültürü karşısında asimile olmamış. Ne yapmış? Biz kullandığımız, kabul ettiğimiz şeyleri İslamiyete dahil etmişiz. Anlayabildin? Mevzuyu bil. Mesela kurgan, mezar. Ha, bu mezarlarla alakalı soru tipi var. Tamam. Bak buradan bileceğiniz olay. Bu mezarları görürseniz eğer deyin ki abicim deyin ki madencilikte ileridir deyin. Mutlak surette. Hocam ne alaka madencilik? La kurganın içinden kılıç kalkan çıkmıyor mu? E, e bak Gördün mü? Beraberinde bazı kaynaklar sanatsal faaliyetler de diyor. Niye? E, yengenin çakı çakmak, incik boncuk, ayna tarak, bileklik bileklik falan işte hepsi orada. Değil mi? Ve burada kadınlarımızın eyelineri falan da çıkınca bizimkinlerin süsüne düşkün olduğu yorumu da çıkar mı? E çıkar. Savaşçıyız ama süsümüzden taviz yok. O eyeliner çekilecek. Bitti gitti. Kurgan meselesi böyle bil bunu. Beraberinde bal bal. Ha mezar taşı. Ha burayı da ÖSYM e ne diye soruyordu? Bunu da İskitlerle beraber başladı ya heykel diyordu. Değil mi? Heykel böyle sanatsal faaliyet diye alabilirsiniz. Bak kimden İskitlerle beraber ve adli idari hakimliğin vazgeçilmez sorusu. Abim adli idari hakimlikte şu ikisini tamam kurganı, balbalı, hatta uçmağı, tamuyu da dahil et tamam bunları şununla ilişkilendiriyor. Ölümden ölümden sonraki yaşamın varlığına olan yaşamın varlığına olan inanç diye. Yani biz işte yaprak teserde falan ahiret inancı diyoruz ya. Tamam mı? Ölümden sonraki yaşamın varlığı olan inanç diyor. Ama burada yu ve saguyu almıyor. Yu ne? Yu abicim ölümümüz arkasından yaptığımız cenaze töreni. Tamam. Sagu'da nedir? Ölünün markasından yaktığımız ağıt. İşte adli idari hakimlikte kurganı ve balbalı ölümden sonra yaşam varlığına kesin kanıt diye alıyor. Ama yuğulan Sagu'yu iki kere sordu almadı. Tamam. Ha burada da şöyle kıvırabiliriz. abem herkes ölüsünün arkasından cenaze töreni yapıyor mesela değil mi? Yani e şimdi bunlar da mesela şeyde de var. Hintlilerde de var mesela değil mi? Hintli adam öldüğü zaman e, hemen onu koyuyorlar bir tane tahtların bir şeyin üstüne. Elinde resim çori çori unda ya diye ya deyip götürüyorlar. Kani Nehri'nin kenarında yakıyorlar. Tamam herifi koyuyorlar küllerini bir kavanoza. Yengeye getiriyor. Yenge böyle işte öldü diyorlar. Yenge de gidiyor Kani Nehri'ne külleri septiriyor. Al sana cenaze türemi. E, var mı ahiret inancı? E, yok yok değişik antikuntin bir şey var. Anlaştık. Burayı böyle biliniz tamam ve bir de burada şundan da söyleyebileceğim şu yu dedikçe mesela cenaze töreni mesela yu aşı diye bir şey var genel kültür olsun tamam büyük şeylerde metropollerde falan olmaz onu bir geç ama bizim yaşadığımız küçük şehirlerde, kasabalarda köylerde falan mesela bir evde cenaze varsa abi o evde yemek pişmez tamam akrabalar hemen et şey tencerelere doldururlar yemekleri alır gelirler bak yu aşı diye Gördün mü? Bizim ne kadar böyle birbirimize bağlı kenetlenmiş bir toplum olduğumuzu anla. Bil. Beraberinde şu pazarlık kurganı, esik kurganından bahsettik. Şu altın elbisel adam kimde o da bilinmez. Asya Hunlarında mı, İskitlerde mi, bilmem Kırgızlarda mı? İşte çok. Ya yok işte. Kesin net bilgi yok. Ama Ermitaj Müzesi'nde olduğunu bilin yeterli. Ama şunu bilin. Ölseğmen burada şöyle gelebilir. Altın elbisel adam zırhını koyar. Tamam. Anlatır bir paragraf verir. Buna göre hangisi hoşdur der. Madencilikte ileri gittiğimizi gösterir. Sanatsal faaliyetleri gösterir. ileri bir medeniyet olduğumuzu gösterir. Anlaştık. Bilin yani hani. Kapış. Tamam. Geldim Furkan. Gel orta kameraya. Tamam. Ve şu din adamlarım. Ha, Din adamlarına isim veriliyor. Ne deniliyor? Şaman. Come baksı. Come, come, come into my life. Tamam. Şaman, come baksı. Şimdi bu adamlardan bileceğiniz olay. Bu babadan oğula geçtiğine inanılıyormuş. Büyürükçülü, üfürükçülü bilmem ne, ne ararsan var. Ama bu adamlardan bileceğiniz bu adamlar kurultaya katılmaz. Dolayısıyla bizde teokrasi var mı yok mu? Yok. Tamam din işi ayrı devlet işi ayrı diye yorumlayacaksınız. Anlaştık kurultayda din meselesi görüşülüyor fakat din adamlarını almıyoruz. Niye? Din işi ayrı, devlet işi ayrı. Beraberinde kafayı taktığım Lolan Güzeli. Bunu kaptırmam ben kimseye. Tamam Bunu falan öyle Çinler falan üstüne Mümkün değil. Nefes aldığım sürece mücadeleye sosyal medyadan devam. Değil mi? Al. Piramit de bizde, mumya da bizde. Bitti gitti. Bu kadar. En eskisi biziz. Halt etmiş o Çinliler. Tamam Ve beraberinde bizim Çinler Museviliğe geçtiler. Kimle? Hazarlarla. Doğru mu? Beraberinde Hristiyanlığa geçtiler. Kimle? avarlarla İslamiyet'e geçtik kimle? Artık burası İtil Bulgarları mı dersin? Karluklar mı dersin? Hangisini istersen yaz. Tamam sıkıntı yok. Bir de Uygurlarla beraber neye geçtik? Maniheizm dinine geçtik. Bu kadar çok dine inanmamız bizim kültürel etkileşime açık olduğumuzu gösterir mi? gösterir değil mi? Bulduğumuza tuttuğumuza da inanmışız. Bununla alakalı ÖSYM şöyle bir soruyla geldiğiniz. Tamam mı? İşte toplumun arayış içinde oldu. Şimdi aranıyoruz mu aramıyoruz mu orası paragrafın gelişine göre yorumlanır. Anlaştık ama durduk yerde din değiştireceğiz diye biz öyle bir durumumuz yok. Bakıyor suçumuza gidiyor geçiyoruz. Yani kültürel etkileşime açığız arayış içinde değilmişiz. Soruyu çözdüğüm zaman dediğimi anlayacaksın tamam. Ve geldim ne? Bilim ve sanata. Şimdi diyeceksin ki hocam e biz göçemeydik, barbardık bilmem neydik bizde bilim sanat olur mu? Olmaz mı lan? Asıl bizde var. Bilim de bizde başladı, sanat da bizde başladı. Al bilim, tayanç, kenişçi denilen bilim adamlarımız varmış. Bilim heyetlerimiz varmış değil mi? Ve takvimler biraz sonra akıl tahta da gösterivereceğim. Türk'ün kullandığı takvimleri. Aa ben bir adam, bir ulus takvimle uğraşıyorsa, gökyüzünü izliyorsa orada ne gelişir? Orada astronomi gelişir. Bil. Genel kültür olsun. Furkan gel şu kameraya. Bak mesela Uygurca yazılmış bir tıp kitabı olduğunu biliyor muydunuz? Al sana genel kültür bilgisi. TİT 120 koduyla çıkmış. İşte baş ağrısı, dış ağrısı, ne ağrısı bunlardan falan bahsedilmiş. Uygurların mesela çiçek aşısı. E biliyoruz bak bahsettik bunlardan. Yani hani beraberinde Venüs sabah yıldızı, Merkür akşam yıldızıymış. Var. Bir de neydi? Bir denizci gideceği yolu bilmek için bir yıldızı takip eder. Hangisi? Karina. Hangi filmden lan bu? Hangi filmden? Bildin mi? Tamam. Karayip korsanlarından. Tamam. Karina. Orada. Denizci. Aa Allah'ım o senin kızın mıydı falan diyordu. Değil mi? Tahta adam. Bir ara bizde film izle. filmde soruyor. Tamam. Gel şimdi Furkan ortaya. Gel ortaya. Gel. Gel. Aha. Şimdi baktık. Benim de tamam bunlardan bahsettik. Sanat. Ha, benim sanatım taşınabilir cinsten gelişti. Neden? Çünkü ben göçebeyim. Değil mi? Ben göçebeyim. Çakı çakmak, ayna tarak, incik boncuk, çadır, halı, kilim, O Bak bunlar hep ne? Dürgatla bük, yürü git. İncik boncuk ne ararsın? hep bunlar ne? Taşınabilir cinsten gelişti. Bilin. Ve beraberinde bitki ve hayvan üslubu var. Tamam mı? Bitki üslubu. Adam mesela işte paranın üstünde mesela sordu ya. 2022-23 lisans sorusu. Göktürk'ün parasını koydu. Tamam üstünde işte Hatun'la e, kanun resmi vardı. Değil mi? Oradan yorumlattırdı mesela. Günümüzde de mesela 1 liranın içinde çıkar cebinden 1 lirayı bak yanında buğday arpa taneleri var değil mi? İslamiyet'ten sonra daha çok kullanıyoruz. Bitki üstü bunu. Güldü aldı daldı bilmem neydi karanfildi. Hep kullanmışız. Bitki üstü bu var. Beraberinde hayvan üstü bu. Hayvan üstü Hayvan gibi bir şey diyoruz. O mu? Hayır. Adam abem kılıç yapmış. Kabzasına kurtbaşı koymuş. Kalkan yapmış, tamam. Çit başlık artal gelmiş. Gel de ağzını depi verem diye. Değil mi? Bunları yapmış. Hiç ben vallahi bizim İslam tarihinde, bizim Göktürklerde falan adamın kalkanında ne bileyim o Playboy tavşanı, Hello Kitty, bilmem ne bunları görmedim ben. Niye? E savaşçı yapım nereye de yansımış? Sanatına da yansımış. Şu şu tipin pembe kalkanla Lan oğlum bak bunlara falan bak böyle edit medit yapmam. Ümüğünüzü sıkarım vallahi bak. Tamam. Ulan oğlum her şey neyle nerede kullanacağınız da belli olmuyor. Yemin ediyorum yaratıcılığınızın sınırı yok. Ya ulan benim aklıma gelmiyor. Şeytanın aklına gelmiyor. Vallahi aklına geliyor o editor dediklerinizin. Adam neler ne yapmış. Ben bile gülerek izliyorum vallahi ha. Bilin. Tamam. Aa bitki üstü, hayvan üstü bu var. Ha bir de buraya neyi de kullanalım? Paraların üstünde ne de var? İnsan motifi de var. Bak 2023 lisans sorusu sordu. Beraberinde bedizci denilen Bedici denilen ressamlarımız var. Kimler de? Uygurlardı. E abim Uygurların mani dini, ışık dini bir ressamın diniydi. Ona geçtik. Ulan bu Bedizci deyince de şey vardı la. Ressam Bob var diye Bob. Böyle bonus kafalı bir şey. Böyle aklıma o geliyor vallahi. O da öldü gitti. Bizim çocukluğumuz onunla geçtiydi. Şuraya minik bulutlu bulutlar falan falan diye. Bedizci ressam. Genel kültür olsun. Fresko Uygurlardaki bu neydi? Mimari. işte bu evler şeyler var ya. o mimari tarzın adıydı. Bak yerleşik yaşamla beraber ne de başladı? Mimari de başladı. Gene mesela Uygurlar zamanında bu kubbedir, bilmem nedir çadırlarda falan anlattım size onları değil mi? Al, sutupa denilen şeyler, ana yanlış yazdık lan. Dur. Hop. Hiç de vallahi uyarmıyorsun ha. Öyle dinliyorsun beni. O sutupa yazacağımızı fresko yazdık. Fresko neydi? Şaşkın. Fresko neydi? Yaş altı üzerine yapılmış duvar resmiydi. Ya öyle dinliyorum la? La oğlum desene hocam bir dakika hop bir saniye. Bak hemen müdahale edeceksin al. Fresko duvar resmi değil mi? A neyi gösteriyordu? Yerleşik yaşamı gösteriyordu. Bunu mutlaka alın ÖSYM e soruyordu. Ha stupada bu neydi? Bu mimari tarzdı değil mi? İşte evler yapılmaya başlandı. Mesela Uygurlarla beraber kubbe bunu da mesela ne yaptık? Kullandık, anlattım, bahsettim bunlardan bilim. Beraberinde bilim, sanat, spor yazacaktık. Spor unutmuşuz. Tepikti, güreşti, ciritti, çevgandı bahsettim ama hatta şu çevganı tamam bizim Çinlileri yakalıyor bunlar tamam böyle atın üstündeyiz bir tane tokmak bir tane top bulamayacak Çinlinin kelliği böyle tokmakla ya tokmakla demir halkanın içinden geçiriyoruz. Bunu İngilizler bizden aldılar. Ne diye kullanıyorlar? Polo diye. Bunu da kaldırdı. Beden eğitimi öğretmenliği alan sınavında beden eğitimi öğretmenlerime sordu. Çevgan Polo diye tartışmalar falan varmış ama çıkmış sorudur bilin. Beraberinde sanatta kopuz, köpürge, kitana bunlar da ne? Bunlar da bizim müzik aletlerimiz. Kopuz yerel sazımız değil mi? Saz bu genel bir nedir? Genel bir çalgıdır. Elinde kopuzla koştururlar değil mi? Bir de köpürge var. Köpürge ne lan? Keşke bir ağız köpürgesi falan bulaydım da ala geleydim ben. Ne o köpürge? Ne o, ne o, ne o, ne o. Ne o, ne o, ne o, ne Bildin mi? O dombole çalan alet köpürge. Ve sana soru, Türk'ün resmi çalgısı nedir diye sorsa? Sazan gibi atlarsın kopuza, atlama. Köpürge Türkler'de ne olarak geçiyor? Resmi, Çalgı olarak geçiyor. Anlaştık? Kopuz da yerel, genel, herkesin kullandığı olarak geçmiş. Bir iki tane de Daha doğru dünya ne var? Müzik aleti var. Ha! Bir de yaprak testlerin en sevdiğim soru bankalarının bu işte Telegram, Zıkkımgram, ne bilendi Instagram, oraların soruları. Eski Türklerde ır ve kük nedir? diye geçiyor. Ir, besteymiş. Kük de melodiymiş. Hmm. Aman Allah'ım Tanrım. Hayatımızda çok büyük şeyler değişti. Şunun peşinde koşan adamların, şunları oturup ezberleyen adamların bu sınav yapamadığını gördüm. Niye? Çünkü ÖSYM böyle sorularla gelmiyor. Bunu işte kim 500 milyar ister bilmem ne orada sorarlar abicim. Yani bunların peşinde koşuyorsunuz. Koşmayın. Hocam sen niye anlatıyorsun? Bunu anlatmadığım zaman anlatmadı diyorsunuz. Eksik anlattı diyorsunuz. Ben bilmiyorum ÖSYM'nin neyi sorup neyi sormadığını. Sözün özünde göreceksin. Neyi nerede sormuş? Ha işte TYT'de ne gelmiş? Kahpesi'de ne gelmiş? Adler Hakim'de ne gelmiş? Ne bileyim? MSY'de ne sormuş? Kara Hava Hava Subaylık'ta ne sormuş? Sayıştay'a dayıştay'a ne sormuş? Bunu, bunları biliyorum ben. Benim işim bu abi. Ben sadece tarihle uğraşıyorum ben. Gerek yok diyorsak gerek yok. Bitti gitti. Gel bu tarafa Furkan. Gel. A Venüs'ten, Merkür'den bahsettik. Bunlar da var. yazıyorum, onu diyorum ben daha, bilin. Ve yazı dil edebiyat hamdolsun, son derece eski bir dilimiz var. Tamam, dünyanın eski dili Türkçe. Biziz nizam. Olmadığını iş şey yapın, ispat edin hadi. Değil mi? Bizim dilimiz, öyle bir dilimiz var ki onu da için etmişiz vallahi tamam. Önden eklemeli, arkadan çekmeli, lastik gibi sündürmeli, istediğiniz yere göndermeli bir neyimiz var? Dilimiz var. Deyince ben hemen bizim edebaksar, bizim şeyler aşağı döşenemiş. Örtmenim, Türkçe önden eklemeli değil, sondan eklemeli. Valla ben de biliyorum. Türkçe Türkçe sondan eklemeli prodental bir dildir. Yani ne? ön dişlerle konuşursun. Değil mi? Bak ön dişlerin olmasın. O çocukların süt dişleri düşü yaptı konuşamıyor ya. Al işte dilimizin yapısından kaynaklı. Ama biz abim dilin de vallaha için yetmişiz lan. Nasıl? Bak benim geldiğim Isparta civarında biz lahana demeyiz. İlana deriz. Bak başlar ne geldi? Ilana. Ramazan demeyiz. ırmızan deriz, değil mi? Lan öne eklediğimiz gibi önden kesiyoruz da. Git Karadeniz tarafına. Tamam. İsmail demezler. Smile. Hiç kafan çalışmay. Smile. Sen kot kafalı uşak. Değil mi? E, e lan ben Edirne tarafına Trakya'ya gittik. Orada H harfi yok. Tamam mı? Adın ne diyorum? Aydar diyor. Adın ne diyorum? Hüseyin diyor. Tamam mı? Ben ne anlatacağım diyorum. Ürrem Sultan Bey attı Ümayun Bey ya. Diyor al gördün mü abicim yani. Tamamen bize has olacak ya. Türk usulü. Bize uygun olacak ama son derece eskiyiz. Mustafa Kemal'in de tezi var eee işte Türk Dil Kurumundan istiyor. Gidin araştırın diyor yani. Hani Türkçe bütün dillerin anasıdır diye Güneş Dil Teorisi var. Yani bak vakti gelecek inkılaplarda anlatıvereceğim onu da. Beraberinde beraberinde yazı da iki tane milli alfabemiz var. Şeyde de gösterivereceğim. Tahtada gösterivereceğim akıl tahtada biraz sonra. Orhun alfabesiyle Uygur alfabesi. Daha bu kullandığımız doğru dünya bir sürü ne var. Tamam. Ve edebiyatta da Sagusal koşuk destan. Buradan da birkaç bir şey söyleye vereceğim. Bitireceğim dersinizi. Sagular neydi? Ölüm arkasından yaktığımız ağıtlardı değil mi? Ayret'in ancını göstermez diye yorumladık. Adil kim de öyle sordu. Sal atasözleriydi. Atasözü. Tamam. Hatta genel kusur bilgisi olsun. Edebiyat bilgimi de konuşturayım. Sözel sözler çıkıştı. Birisi olaraktan darbu mesel. Divan edebiyatçılık karşılığı. Hatta duru bu emsal. Çoğulu. Duru bu emsal. Bak. Aha mektubun karşılığı neydi? Münşeat. Edebiyatta sen, o da var. Ama Aker'den dinleyin siz. Tamam. Bilin. Peki ben kaç? 95-96 yılında gördüm ben. Sen belki daha doğma değildin. Tamam. A koşuk. Böyle işte sazın, kopuzun etrafında yiğitlik, güç, şeylik, güçlülük hikayelerin anlatıldığı işlerdi. Ve bir de bizim nelerimiz var? Destanlarımız var. Değil mi? Şimdi Furkan gel. Akıllı tahta. Ha şimdi gel. Şurayı da bir halledeverelim dersinizi bitirelim. Türklerin kullandığı takvimler. Abi Doğru dünya ne kullandık? Takvim kullandık. İlk kullandığımız takvim 12 hayvanlı Türk takvimidir. Ama bu takvim bu takvim ee, ee, güneş yılı esaslı ama şeylik bir takvim değil bu. Her, e, her aya değil her yıla bir hayvan ismi verilmiş. Furkan, bak bakayım bir lan 2024-2025 hangi yılmış, bir söyle ver bakayım bana. Tamam, Davşan yıl mıydı la? Davşan diye katılmak kalmış benim 2024. Tamam, her sene söylerim unuttum ben onu. Aa, biz bunu kullanıyorduk, sonra İslamiyet'i kabul edince biz neye geçtik? Hicri takvime geçtik. Tamam, Ha, bu unutuldu Hocam gitti. Çinliler yılıymış. bunu kullanmaya devam etti. Dur biraz sonra söyle, ben soracağım sana Furkan, tamam. Ha, bunu Çinliler kullanmaya devam etti. Peki soru şu, objektif söyle, elini vicdanına koy. Biz mi Çinlileri etkiledik, Çinliler mi bizi etkiledi? Tabii ki biz Çinlileri etkiledik. O çekik gözüyle nereden bakacak da görecek ay, güneşi, yıldızı bilmem neyi. Biz en başından beri ay, güneşi, yıldızı zaten izliyormuşuz. Eğitim bizde önemli. Uygurlarla beraber örgün eğitim başladı. Daha öncesinde baba Abim, baba at binmeyi öğretir, kılıç kullanmayı öğretir, şeyi yapar. Bunlara kadar sorularla geldi. Eski Türklerde çocuklar işte koyunların üzerine biner, ellerinde tahta kılıçlarla koşturlarmış dedi. Niye? E, askeri yaşam, ordu millet bak geliyor en başından beri. Yani bir beraberinde. Ha, peki bu 12 ay takvim. Biz Çin etkiledik. Ona göre Çinliler gözüm üstümüzde bilin. Bu güneş yılı esaslı bir takvim. Sonra İslamiyet'in kabulüyle neye geçtik? Hicri takvime geçtik. Bu Aydil esaslı. Arasında 11 günlük zaman farkı var. Sonra Selçuklu, Büyük Selçuklu bu algı vergi işlerinde 11 günlük farktan dolayı sıkıntı yaşıyordu. Celali takvimini kullanmaya başladı. Bu da nedir? Bu da Güneş yılı esaslıdır. Sonra aynı sıkıntıyı Osmanlı'da yaşadı. İkinci Mahmut'la beraber neye geçtik? Güneş yılı esaslı. Rumi takvime geçtik. Karbi takvim 1916-17'de Osmanlı'nın son dönemlerinde geçildi ve Miladi takvimle de 1 Ocak 1926'da bütün dünyayla beraber neye geçtik? Miladi'ye geçtik. Bunların alayı neci? Bunların alayı güneş ile esaslı. Bir tek içlerinde farklı olan hangisi var? Hicri takvim. O ne? O ay yılı esaslıdır. Genel kültür olsun. Ha takvimlerden de bileceğiniz bir adam Takvim yapıyorsa neydi ileri gitmiştir. Astronomide ileri gitmiştir. Bizim Türkler Güneşi, Ayı, bunların e, hareketlerini izlermiş haberim. Astronomi gökyüzüne bakıyorsun öyle yapıyorsun takvimi. Peki devam ettim beraberinde ha Türklerin kullandığı alfabeler iki tane milli alfabemiz var. Ne onlar Köktürk alfabesi, Orhonlan, Uygur alfabesi bunlar milli alfabeler ama köktürkçe unutuldu gitti oran abdelerin oldu ama Uygur alfabesini Karahanlılar kullanmaya devam ettiler değil mi? Bunun dışında Soğut, Kiril, Fars, Arap, Latin, Etruskçe, Sanskritçe, Zıkkımca ne ararsan var niye lan dünyanın her yerine gitmişiz gittiğimiz yerlerden de almış mıyız? almışız. Bak bu etkileşime açık olduğumuzu göçebe olduğumuzu gösterir. Bizde olmayanları alıyoruz. Beraberinde ha şu destanlar sözlü demekte de, sagusal koşuk destanı dedik ya destanlar Alper Tunga öldü mü kaldı mı felegocun aldı mı imdi yırtılır diye. Bundan da bahsettiydik değil mi? Burayı ÖSYM'e sordu 2014'te. İranlı Firdevsi Alper Tunga'yı İranlı Firdevsi afres yap diye anlatmış. Tamam. İranlı Firdevsi Şehname adlı eserinde anlatmış. Mesela İskitler e ait bir de ne var? Şu destanı var mesela. Şu denilen bir kralları var. O kralın Büyük İskender'le maceralarını anlatıyor. Bilin Oğuz Kağan destanı. Hunlara ait. Oğuz Kağan'ın mete olduğu düşünülür Ama bu destana göre Oğuz Kağan doğmamış. Ağaca yıldırım düşüyor içinden Oğuz Kağan çıkıyor. Anladık ya bu destanlar bize tarihe tam kaynak değildir çünkü atmaz yondur değil mi? Ergenekon destanı Köktürklerin soruldu. Ergenekon destanı soruldu. Demirden daha eridip çıktık ya ne zaman? 21 Mart'ta biz o günü ne olarak kutluyoruz? Nevruz olarak kutluyoruz. Anlaştık. Bunları hep güncelde sordu ÖSYM haberin olsun. Köktürklerin Bozkurt destanı, işte Türkler tam yok olacakken tekrar çoğulmasını anlatıyormuş. Türeyiş destanı Uygurlara ait içeriklerine bak bir oku tamam. Mı? Göç destanı Uygurlara ait ama en çok sorulan bak burada Ergenekon, Alper Tunga bir de abeci Manas destanı. Manas destanı kime ait? Manas destanı Kırgızlara aittir. Dünyanın en uzun destanı yaşayan destan. UNESCO tarafından da ne alındı? United Nation Education Science Cultural Organization. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, Kültür Organizasyonu'nda da bunu aldı. Bunu sordular. Tamam. Manas'ın Kırgızlara ait olduğunu bileceksin. Bitti, gitti. Beraberinde Beraberinde başka ne var? Yeni sey yazıtları Kırgızlara aitmiş. Orhun abideleri ikinci Göktürk'ten Vezir ton şey, Bilge Kağan Kültegin Vezir Tonyuk adına Apatarkan ile bildin. Tamam. Bizim ilk siyasetnamemiz, ilk edebiyat örneğimiz diyor ya ama işte burada sıkıntılar var. MEP kitabı diyor ki yeni seyahatlar Dersidir diyor. Akademik kaynaklar birbirini tutmuyor. O yüzden bu ilklere takılmayacaksın. Tamam. Yeni arkeolojik buluntularla buralar komple değişiyor. Bahsettiğim bunlar. okunan kelime tengridir, menkridir falan diye. Uygurların işte Sinevuşi, Karabalgasun, Terhin, 800 yükmek, altın yapıp ne bilen ne bilen ne. Edebiyat de görün onlar Bizim tarihte böyle beklediğimiz soru değil. Tamam. Bilin. Beraberinde. Ha bir de dur. Dur. Daha geçmeden bir de mesela beklediklerimden birisi Dede Korkut hikayeler. Mesela Gerçi bunu Türk İslam tarihinde de söylerim ama Dede Korkut hikayeleri kimle kimin mücadelesini anlatıyordu? Oğuzlarla benim boyu kumanların mücadelesini anlatıyordu değil mi? Dede Korkut'u da sormadın öse yeme. Valla genel kültürde mi soran? Tamam güncelde mi sorarsın? Nerede sorarsın bilemedi ama anladın sen öse tamam beraberinde. Ha bizim yazdığımız destanlar olduğu gibi bir de bizim yazdırdığımız destanlar var. Ne var mesela? Almanların Nibolingen destanı. Hunlardan hangi Hunlardan? Avrupa Hunlarından bahseden Attila'yı ne diye anlatmışlar? Çifte çifte o çok seksi değil mi? Attila ne diye anlatmış? Edzel diye anlatmış. Tamam. Yaprak testlerin vazgeçilmezi bu. Bilin Rusların Prens Igor destanı operası kumanlardan bahsediyor mu? Adamlara opera yaptırmışız. Öyle bir milleti izamda olsun. Tamam. İranlar Şehname'de de Firdevsi İskitler'den bahsediyor mu? Alper Tungay'ı ne diye anlatıyordu? Alper Tungay'ı Afres yaptı diye anlatıyordu. Tamam. Üşenmiyorum, erinmiyorum, yazıyorum bak. Al bil. Tamam. Aha bir de dünyanın en eski destanı var. Ne o? Hint Ramayana destanı. Ama o Türklerden bahsetmez. Niye? Çünkü İslam öncesinde bizim Hintlerle bir işimiz yok. Tamam. Gazneliler, Gazneli Mahmut'la beraber Hindistan'a gideceğiz. Biz öncesinde bir şeyimiz yok. Genel kültür olsun. Ve son olarak bir de burada MEP kitabına bir giriyor, bir çıkarıyor, bir alıyor, bir şey yapıyorlar. Burayı şu. Türklerde renklerin dili diye. Tamam. Biz Türklerde bu yeni map kitabından tamam. Merkeze sarı denmiş. E, bunları ezberleyeceğiz mi? Tabii ki tonlarıyla beraber hepsini ezberleyeceksin bunu. Bak vallahi ayakkabının tersinden döverim seni. Ya genel kültür olsun diye anlatıyorum bunları ben. Tamam. Doğu yeşil gökümüş. Ne bileyim batı ak beyazımış. Kuzey karaymış. Güney almış falan. Önce bu 2012'de mi ne bir daha geldiydi map kitabına. Oradaki renkler bunlar değildi ha. Oradaki renkler kır, doğru falan böyle idi ama burada bileceğiniz bir tane daha var. Tamam mı? Abem Türk'ün has rengi. Renkler nerede lan? <laughs> Türk'ün has rengi AB'cim turkuazdır. Bizim rengimiz Fransızcaya da geçmiştir bu. Turquoise diye. Değil mi? Turkuaz. Bizim rengimiz abem bu. Nasıl güzel görünüyor değil mi lan Furkan? İyi. Tamam. Turkuazdır. Türk mavisi Fransızca da turkoist diye geçmiş. Bak yaz Türk mavisi Fransızca karşılığını görürsün. Abi bizim rengimiz bu. Gökyüzünün olduğu her yer bizimdir anlayışı var. Bak bu aklında kalsın. Mesela Cumhurbaşkanlığı e, korumaları mesela şeyler o tören resmi geçit törenindekiler turkuaz şey giyiyordu. Üniformalar şeyler giyiyordu. Hatta milli takım bir ara turkuaz üniformayla bayağı iyi ileride gitti değil mi? Lan milli takım oğlum şu turkuaz formayı bir daha giyin de bizim sokakları dökün kurban oldu mu ya? Vallahi abiler dünya kupasına mı katılıyoruz işte Avrupa'ya mı katılıyoruz dedi. Oğlum bizi bir gururlandırın bizi ya. İşin sırrı nerede? İşin sırrı Turkuaz'dadır. Bak sor. Cener hocam en sevdiğin renk ne? Tabii ki turkuaz. Tamam? Ve bir de size geldim orta kameradayım. Bir de geldim tamam mı? Ödüllü soru. Aşağıdakilerden hangisi Türk'ün en sevdiği hayvandır diye bir soru gelse. Şıklara bak at, kurt, yılan, tıs, eltim değil mi? Böyle falan diye kartal falan dese hepiniz atlarsınız. Attı, kurtlu bilmem neydi kartaldı değil mi? Atlama. Bir de eski Türklerde abicim en kutsal sayılan hayvanlardan birisi de kaplumbağadır. Kaplumbağa. Aa hocam ilk kez duydum falan. Ağabeyciğim o kaplumbağa da sen gibi tamam mı? Evi sırtında geziyor, o da göçebe. Gücün, sebatın, istikrarın simgesidir kaplumbağa. Hatta Orhun abidelerinin kaplumbağanın üzerine dikildiğini biliyor muydunuz? Bak genel kültür olsun. Kaplumbağa bizde kutsal hayvanlardan birisi. Hatta bir de Usta Ugbey var değil mi? Onu da okuttum, o da öğrenci midi? Usta Hukuk Bey ruhlar alemine gitmeden önce o da geçti geçtiğiniz tedrisattan değil mi? Onun bir sözü var ne diyor? Dün artık tarih oldu, yarın bir bilmece, bugün ise sana verilmiş bir hediyedir. Kıymetini bil. Hadi sonraki ders görüşmek üzere.